Merhabalar. Bilgisayarlı modelistik yer ver eğitiminden herkese kolay gelsin diyorum. Bugün yeni bir model uygulayacağız. Modelimizi öncelikle bir analiz edelim arkadaşlar. Etek modeli, ama etek deyip geçmeyin. Üzerinde kemer, yan kup, korsaj, ön ortada pile kaşe, yanda pile var. Modelin üzerinde bayağı bir uygulama var. Bunun size nasıl yapıldığını anlatacağım. Öncelikle bu düzdar etekten yapılmış bir model değil. Şu görmüş olduğunuz çan etek var ya, bundan yapılmış bir model. Onun için öncelikle bu çan eteği yapmamız lazım. Daha sonra da bu modeli uygulamamız gerekiyor. Bunun için videomuza başlayalım. Modelimize. Şurada düzdar eteğin bazını yapmıştık biz daha önceden. Size de ilk derslerde anlattım zaten bunu. Bunun üzerinden bunu çan eteğe nasıl döndürürüz onu göstereceğim. Kalıp çıkar diyelim. Daha sonra çizgileri seçerekten buradan kalıbını bir çıkartalım. Şuna bir sileyim. Şurada kavis hoşuma gitmedi. Onu tekrar şuradan bir kavis oluşturayım. Okey, okey. Kalıp çıkar ikonuna tıkladım. Daha sonra düzdar eteğin kalıbını çıkarttım. Bıraktım öyle. Bunu sağa tıkladım, menüye gönder. Doğrulama gelişmiş. Gelişmiş, ekle. Pens ekleye tıkladım. Bu bazımızın içerisinde pens payı içinde olduğu için buraya pens eklemem gerekiyor. 50 shift 5 dedim. Tam ortadan pens yerimi belirledim. Pop-up yaptım. 12 santim pens boyu. 2,5 santim ya da 3 santim yapayım, modeli uygulayacağım için 3 santim pens genişliği yaptım. Okey, okeydim. Ölçerekten topladığım bel genişliğimi 17 santim. 17, 17 daha 34, 17,5 olması gerekiyor pens genişliğimin. Onun için buraya gelişmiş pens ekle, pop-up tekrar %50, 50 shift 5 enter, pop-up 12 santim pens boyu, 2,5 santim pens genişliği yaptım. Şimdi toplayaraktan ölçelim. 17,5, evet. 17,5, 17,5 daha 35, bir tane ön bedenin yarısı. 35 de arka olduğu zaman toplamda 70 santim 38 beden bel ölçüsüne tekamül etmiş oldu. Şu anda bel ölçümüz 38 bedene tam olmuş oldu. Şimdi biz bu düzdar eteğe şu şekilde çan etek açılımlı kodeli eteğe dönüştüreceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu göstereyim. Evet, devam edelim videomuza. Bu çan etek nasıl yapabiliriz? Düzdar etekten onu göstereceğim öncelikle. Gelişmiş işlemler pens döndür. İkonunu seçtim. Döndürülecek pens seç. Pens seçtim. Pensin tepe noktasını seç. Sol basılı sürükleyerekten gelip tepe noktasını seçtim. Tutma çizgisini seç. Ön ortası tutma çizgisi. Açılacağı nokta etek ucu. Pop-up yapıyorum yine. 50 shift 5 dedim. Enter. Daha sonra devam etmek için OK tuşuna basın dedi. OK dedim. Mouse'umu bu şekilde sol tıklayıp bıraktım. Açılım yapmış oldum. Şimdi buradaki beli regulasını yapacağım ve etek ucunun regulasını yapmış olacağım. Burada eğri konum aldım. Sol basılı sürükleyerekten gelip buradan bu şekilde buranın kavisini düzelttim etek ucunun. Bele geldim. Belinde kavisini tekrar düzeltiyorum şu şekilde. Okey, okeydim. Yeni çevre ikonunu seçerekten yeni oluşturmuş olduğum çizgiyi seçtim. Okey yaptım. Eski çizgiyi seçtim. Okey yaptım. Görmüş olduğun gibi yeni ile eski yer değiştirmiş oldu. Kalıp çıkar ikonunu seçerekten buradan soldan sağa doğru kalıbımın etrafını seçerekten 3 kere okey okey dedim. Kalıbın kopyasını aldım. Bunu sağa tıklayıp silebilirim artık. Düzdar etek ne oldu? Bize çan etek olmuş oldu. Resmimize bakalım tekrar arkadaşlar. Şuradan resmimize bakalım. Burada kup var. Şurayı tahmin edelim. Kaç santimden olduğunu. Buranın burası arası kaç santim? Kemer var. 3 santim kemer var. Önce kemeri düşelim. Paralel kopyala ikonunu seçtim. Kemere tıkladım. Okey dedim. Pop up. Eksi 3 santim kemeri oluşturdum.
Daha sonra noktayı çizgide taşı ikonunu seçerekten noktayı yukarıya doğru taşıdım. Uçları kes ikonu ile bu çizgiyi seçtim. Direktmen kesmiş oldu buradan. Kemerden sonra bakalım. Kemerden sonra buradan burası kaç santim gelir? 15 santim diye tekamül edelim. Kemer neydi? Buradan 3 santim dendi. 3 santimden böldükten sonra burayı 15-14 yapayım. Hadi 14'ten böldüm burayı. Daha sonra düz çizgimi aldım. Buraya pop-up yaptım. Tab tuşu ile yön değiştirdim. Burada 20 santim yazdım. Enter yaptım. Şu şekilde oluşturmuş oldum kavisimi. Burada kupu. Şimdi şurayı tahmin etmek istiyorum. Şu arasını. Burası 5 santim, şurası 8 santim diye tahmin ediyorum. Varsayım olarak ben öyle görüyorum. Siz değişik ölçüde verebilirsiniz. Tab tuşunu yön değiştirdim. Düz çizgi aldıktan sonra 5 santim enter. Bu çizgiye de pop-up yapıp tab tuşuna basaraktan yön değiştirdim. Buradan da 8 santim yazdım. Enter. Okey okey dedim. Noktayı çizgide taşı ikonumu seçip düz ipimin noktasını seçip düz ipimin boyunu kısalttım. Çizgi taşı ikonu ile düz ipimi istediğim yere taşıyabilirim. Görmüş olduğunuz gibi resimdeki döndürelim resmi. Bakın şöyle şu kupları korsajı hazırlamış olduk. Kemer de hazırladık. Şimdi pile kaşe nasıl yapacağız? Bunlara bakacağız. Bunları göstereceğim. Parçalayalım kalıbımızı. Kalıp çıkar ikonumuzu aldık. Buradan yan kupumuzun kopyasını alalım. Buraya bırakalım. İsimlerini sonra veririz. Ön ortasındaki korsajımın kopyasını alalım. Buraya bırakalım. Bırakırız. Daha sonra kemerimizin kopyasını alıp buraya bırakırız. Modelimiz bundan ibaret şu anda. Üst kısmını aldık. Kaldı alt kısmı. Zor kısmı. Pile kaşe yapacağız oraya çünkü. Bunu da kopyasını aldık. Okey okey dedik. Bazımız şurada dursun. Kalıplarımızı alalım. Şuraya ve taşıyalım. Şu çizgi birleştiriyle şu noktayı siliyoruz. Daha sonra buraya arkadaşlar modelimize bakalım. Şurada modelimiz var. Etek ucunda açılım var. Biz ön ortasından açılım yapıp daha sonra pile kaşe yapmayı istiyoruz. Açılım var çünkü burada. Pile kaşe verdiği yaptığımız zaman şuradan burada sadece iki tarafa da veriyor. Ama biz biraz daha açılım yapmak istiyoruz. Şöyle düşündük. Sizin aklınıza başka bir fikir gelirse onu da yapabilirsiniz. Kareli göster dedim. Daha sonra eğri taşı ikonuna tıkladım. Sol basılı sürükleyerekten gelip okey yaptım. Okey yaptım. Pop-up yaptım. Bu yöne 0, bu yöne de eksi 5 santim açılım yaptım. Kumaş katı olunca tam olmuş olacak. Şimdi bunu tekrar düz ipine getirmem lazım. Onun için döndür ikonu. Döndür ikonunu seçtim. Burada hizalama yapı seçtim. Kalıbı seçtim. Okey dedim. Düz şuradaki ön ortası çizgimi tekrar seçtiğim zaman okey okey dedim. Bakın kalıbım tekrar düz ipine geldi. Buradan sonra da düz ipini düzelt ikonunu seçip düz ipi seçmem gerekiyor. Tekrar kalıbımı kumaş katı yaptım. Daha sonra kalıbı kumaş katı açtım. Kumaş katı açtım. Burada kareli gösterden çıkayım. Buraya pile kaşe açacağım arkadaşlar. Şu önce pile kaşeyi açacağım. Onu nasıl yapacak onu gösteriyorum. Birleştir ikonuyla bu çizgileri seçip okey dedim. Burayı birleştirdim. Burayı da seçip okey dedim. Birleştirdim. Doğrulama gelişmişin içerisinde pile kaşe ikonunu seçtim. Şu yani yapacağımız işlem. Pile kaşe yapmak istediğin çizgiyi seçtim. Alt katın yarısı 2,5 santim yazdım. Enter yaptım. Pile sayısı 1 olduğu için burada 1 yazdım. Tamam dedim. Tamam dedim. Pile kaşeyi açtım. Ön ortasından tekrar bir düz çizgi aldım. Şöyle. Şuradan şuraya. Okey okey dedim. Buradan makasla kestim burayı. Buralar bana lazım değil. Buraya tekrar bir kumaş katı yaptım.
Kaydettim kalıbımı. Kaydettikten sonra çizgisiyle buradaki çizgiyi sildim. Şurası da bana lazım değil. Çünkü modelde bura açılacak kendisi otomatik olaraktan. Genişleyecek. Bunu düzeltmek istiyorum. Düzeltme ikonu, eğri ikonumu aldım. Burayı şu şekilde düzeltiyorum. Şöyle regülasyonu yapıyorum. Yeniden çevre ikonumu seçerekten yeni çizgiyi, daha sonra eski çizgiyi seçip okey dedim. Burada çünkü çıta falan gerek yok. Açılacak kendisi gelişine göre. Ne kaldı bizim modelde? Pileyi yaptık. Pile kaşa, kupları, kemeri yaptık. Korsajı yaptık. Şimdi pili kaldı şurada. Şu pili yapacağız. Bu pili tahmin ediyoruz. Buradan şurası kaç santim gelir? Bakalım. Şurada kaç santimden yapmışız bir öncekinden? 8. Kaç santim yapmıştık hatırlıyor musun? 13 mi 12 mi? Tamam, şuradan şey yapalım. Düz çizgimizi alalım. Şuradan top tuşuyla yön değiştirelim. 12 santim yapıp daha sonra şöyle gelişine göre bırakalım. Okey dedim. Çevreye dokun ikonunda tıklayıp şu parçaları dikiliyormuş gibi yerleştirelim. Görelim bakalım. Şunu da şuraya dikilecek. Evet. İyi. Yeri iyi gayet. Şurada. Kupum burasında. Burada neredeydi? Doğru. Kuptan biraz ileride. Yani resme göre iyi. Güzel görünüyor. Burada. Ne yaparız? Düz ipini çizgi taşı diyeriz. Düz ipini şuradan şuraya bir taşıyalım. Doğrulama. Gelişmiş tek yön pile. Seçeriz. Tek yön pile yapmak istediğin çizgiyi seç dedim. 2,5 santim yazdım. Pile katın, pile sayısının, pile alt katın yarısı, pilenin yarısı yani. 2,5, 2,5 daha 5 santim açılacak. Okey dedim. Pile sayısı kaç? 1. Okey dedim. Pilenin katlanacağı taraf. Bu tarafı seçerim. Okey dedim. Pileyi de açmış oldum. Pilenin yine burada çıtın görünmesini istemiyorum. Sadece burada görünsün. Yine eğri ikonumu aldım. Buradan etek ucunun regulasını yapıyorum yine. Çevreye dokun ikonu beni işlem yapmama engelliyor. Şöyle. Yeni çevre ikonu seçtim. Yeni çizgiyi seçtim. Okey dedim. Eski çizgiyi seçtim. Okey dedim. Buranın da şu çizgiyi de artık silelim. Bununla da işimiz yok. Burada pile, burada pile kaşa var. İşlem bu kadar arkadaşlar. Modelimiz, resmimiz bu. Resim bu. Şöyle döndürelim tekrar. Modelimiz bu. Bilgisayarlı modelistik yer ver eğitim vermekteyiz. İlgilenen modelistler, firma sahipleri bizimle iletişime geçebilir. Ayrıca Plotter Digit bilgisayar, full modelhane sistemini satmaktayız. Böyle yararlı videolar çekmeye devam edeceğiz sizlerin talebi üzerine. Herkese kolay gelsin, iyi günler diliyorum.